otomobili ilk görende hemen ufak bir gülümseme oluşuyor suratında. Abi elimizde kaldı yalnız. Evet, burada bir plastik aksam var. Lego gibi bir otomobil zaten. Çok basit. Uzun yol yapar mısın? Bir yapmam, iki yapamam. Çünkü ben bu kadar az eşyayla uzun yola gitmiyorum. Hani sabah uyandın, yatağın başında çalar saat var evet, ya. Evet, bana da onu almış. Aklıma o geldi onu görünce sanki ama. Sanki tepesine basınca sıcakmış gibi. Evet, Allah'tan ses çıkarmıyor. Ne bileyim, böyle hiç bu kadar ufak bir otomobil kullanmamıştım, onu söyleyeyim. Size şirin mi şirin, sempatik bir otomobil tanıtacağız. İlk kez 1994 yılında Swatch saatleriyle Mercedes firmasının ortak kurduğu bir marka Smart. Nereden geliyor adı? Swatch, Mercedes ve Art kelimelerinin birleşiminden geliyor. Daha doğrusu baş harflerini almış ve Art'ı eklemişler. Smart olmuş. O günden bu yana değişik modelleri sunuldu. Buraya gelene kadar, teslim aldıktan sonra buraya gelene kadar İnanılmaz böyle bakışları üzerine çekti her şeyden önce. Kesinlikle. Ama farklı bir bakış. Yani mesela buraya lüks bir otomobil veya üstü açık bir otomobille gelseydik daha böyle kıskanç, daha haset bakışlar olacakken böyle bunu otomobili ilk görende hemen ufak bir gülümseme oluşuyor suratında. Aynı yani ön çok yüzünde sempatik. Olduğu gibi evet, değil mi? Aynı ön yüzünde olduğu gibi. Ön yüz demişken şu ilginç ön yüzdeki açılma... Motor kapağını açacağız değil mi? Evet, motor kapağı. Zannettiğimiz kapağı açacağız aslında. Abi elimizde kaldı yalnız. Evet, burada bir plastik aksam var. Ha, İşte böyle. Burada da böyle iplerle tutturulmuş. İlginç bir görsel. Burada sadece akü ve sıvılar mevcut. Motoru nerede sence? Buradadır herhalde. Motoru burada değil Serkan'cığım. Motoru arkada. Motor ve şanzımanı arkada. Bu Vay. Plastik bölümü buraya koyuyoruz. Ve buradan klipslerini tekrar bastırıyoruz. Bayağı Lego gibi yerine oturuyor. Aynen yani. Lego gibi bir otomobil zaten. Çok basit. İki kişilik bir otomobil. Kapı. Gördüğün gibi kapı otomobil kadar. Evet. Ya da otomobil kapı kadar. Aynen diyelim. Öyle. Böyle hani açıyorsun. Biz alışığız aslında tek kapılı otomobillerde kapının büyük olmasına ama bu ekstra büyük otomobile evet, göre. Orantısal olarak bakarsak hakikaten otomobil kadar bir kapımız var. Çok dinamik ve sportif. Tam bir genç otomobili diyebiliriz aslında. Yani tam genç kitleye hitap edecek bir otomobil gibi gözüküyor. Hem genç hem de şehir içi kullanım için böyle pratik, fazla manevra sorunuyla uğraşmadan, park sorunuyla uğraşmadan kullanılabilecek bir otomobil. Bagaj kapağını sana göstereyim. İlginç detaylar var otomobilde. Bak, istersen buradan böyle açabiliyorsun. Ufak eşyalarını bu koymak şekilde için. İçeri, evet. Evet, olmadıysa bu mandalı çekip bu alt kanadı da açarak buradan yükleme yapabiliyorsun ama zaten alan işte bu kadar. Yani çok fazla yani bir alan herhalde yok. Herhalde bir orta boy ve bir küçük boy valiz değil, hatta çanta sığacak çanta kadar alır, bir tabii. Alan var. Valizleri çok fazla sığdıramazsın buraya. Motor da tabii ki araçla doğru orantılı. 999 cc hacminde, 71 beygir gücünde ve 91 Nm tork üretiyor 2850 devir dakikada. Birçok motosikletteki motordan daha küçük bir motor var üzerinde. Yaklaşık evet. Performans olarak zaten daha zayıf. Maksimum sürat saatte 151 kilometre. Onun dışında 0-100'ü 15.1 saniye. Zaten öyle bir aşırı hızlanma performansı yok. Gördüğün gibi oldukça sarsıntılı çalışıyor. Yani o titreşim evet, içeride evet. Bir an ne oluyor diyorsun. Ama sonra gördüğün gibi motor rölantiye girince devir hepsi normale dönüyor. Otomatik şanzımanını drive moduna alıyorsun ve sport yanındaki sport modunu alma şansın da var. Ekonomik ve sport arasında seçebiliyorsun. Bir şey aklıma takıldı yalnız. Buradaki kaplamalar kumaş olarak evet. Tasarlanmış. Bunlar kir tutmaz mı? Kir tuttuğu zaman vallahi, nasıl temizlenir? Zor olur mu sence? Açık renk kirlenir tabii ki. Kirlendiğinde de kumaş malzemenin temizlenmesi normal malzemeye göre, plastik malzemelere göre biraz daha zor. Sürte sürte bezi silmek için burasının aşınacağını tahmin ediyorum. Ama görsel olarak petek doku hem burada hem bu bal peteği deseni hoparlörlerin çıkışında görsel olarak çok şık. Yeniyken harika. Ama bir süre sonra tabii ki ömrü diğer malzemeye göre daha kısa olacaktır diye düşünüyorum. Bir ufak bir tur atar mıyız? Hadi atalım. Şu anda şehir içinde kullanmıyoruz bu otomobili. Aslında bu otomobilin daha çok yeri şehir içi. Evet. Özel bir soru belki ama sen bu otomobille şehir dışına çıkar mıydın? Bu otomobille şehir dışına çıkmazdım. İşin doğrusunu ben de söyleyeyim. Çünkü bu otomobile bindiğim andan itibaren dizimin
ucuyla hemen sırtımın bu bölümünde aracın bittiğini hissediyorum. Yani kendimi çok minik bir kutu içinde hissediyorum ve güven duygusu olarak kendimi fazla güvende hissetmiyorum. Ama işin aslı tabii ki bu araç kendi çapında gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumda. Çünkü özellikle şasisi, konstrüksiyonu ona göre yapılmış, içindekileri koruyacak şekilde yapılmış. Ama nedense biz o büyük otomobillere alıştığımız için ben kendimi o kadar çok güvende hissetmiyorum. O yüzden de uzun yol yapar mısın? Bir yapmam, iki yapamam. Çünkü ben bu kadar az eşyayla uzun yola gitmiyorum. Evet, o kesinlikle. Zaten amacı da bu otomobilin uzun yol yapmak için değil. Bir tamamen bir şehir içi otomobili. Peki kullanım amacından kısaca bahsettikten sonra bir de şunu merak ediyorum. Bu otomobili kimler tercih ediyordur? Vallahi bu otomobil dışarıya karşı biraz şirin, sempatik gözükmek isteyen, biraz dikkat çekmek isteyen, genç olan, genç ruhlu olan, gittiği yerde park problemi yaşayan ve o ufak tefek her yere aracın rahatlıkla bırakmak isteyenler olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla dediğim tarzda insanlar bu aracı alır mı? Alır. Ama alınmamasının bana göre en büyük etkeni tabii ki fiyatı. Yani bu fiyata, 68 bin lira civarında bir fiyatı, şu kullandığımız test aracının fiyatına standart, yani 5 kapılı ya da 4 kapılı tabir ettiğimiz bir sürü aracı alabilirsin. Dolayısıyla ihtiyaç anında arkaya 1-2 kişi daha oturtabilirsin. O yüzden de tabii ki negatif olarak bunlar yansıyor bu araca. Ve dünyada da baktığımızda da öyle çok çok fazla volüm yapan bir marka olmadığını görüyoruz. Bak şimdi şurada hemen direksiyonu kırdığımız andan itibaren gidiş geliş bir yolda neredeyse tek turda yerde. Aynen hemen döndük. Gördüğün gibi çok rahat dönüyor. Bunlar tabii ki kolaylık. Basıyorsun, çift kavramalı bir şanzıman var. Twinamic adı verilen bir çift kavramalı şanzıman var. Fena değil geçişleri. Biraz böyle bir gecikmeli geliyor biraz ama yani iş görür. Sıkıntı yaratmaz, onu söyleyeyim. Önceki nesliyle biraz karşılayacak, yani karşılaştıracak olursak. Büyüdü. Büyüdü değil mi? Evet. 10 santim, özellikle iç alan 10 santim büyüdü. Çok önemli bir büyüme bu. 10 santim otomotiv sektöründe çok ciddi bir rakamdır. 10 santim büyümüş yani içerisi. Ben bindiğimde senle böyle omuz omuza falan evet, duracağız diye evet, bekliyorum ben ama. Ben düşünüyordum. Ben şu an samimi bir test gerçekleştiririz diye düşünüyordum ama. Çok rahat oldu yani şu anda. Mesela şeye çok dikkatimi çekti. Takometrenin böyle sol tarafta ve gösterge panelinden bağımsız bir şekilde böyle konumlandırılıp sanki sonradan eklenmiş bir parça gibi ama sırıtmıyor evet, da. Hani böyle evet, sonradan takılmış gibi de sırıtmıyor. Böyle değişik bir tasarım olmuş değil mi? Pek alışılagelmiş evet, bir şey değil yani. Hani sabah uyandın, yatağın başında çalar saat var ya. Evet, bana da onu almış. Aklıma o geldi onu görünce sanki ama. Sanki tepesine basınca susacakmış gibi evet, değil mi? Evet, Allah'tan ses çıkarmıyor. Sonuç olarak ne dersin Serkan, istersen toparlayalım. Yani ben bu otomobille ilgili bence söylediğim gibi direksiyonuna oturduğun andan itibaren, gerçi otomobili bana vermedin herhalde, kullanması çok keyifli Murat abi bu testte. Ne bileyim, böyle hiç bu kadar ufak bir otomobil kullanmamıştım, onu söyleyeyim. Evet. Sen de biliyorsun ben daha böyle büyük D segment otomobilleri tercih ediyorum. Evet. Hele çoluk çocuk olunca. O yüzden bu böyle bir ama ilginç geldi. Ama keyif aldın, fark ettim yani. Keyifli keyifli, o bakışları da böyle üzerinde hissedince insan hoşuna evet, gidiyor yani. Yani tam da ondan bahsedecektim. Pozitif bir hava katıyor. Direksiyonuna oturduğun andan itibaren dışarıdan gelen bakışlar, o hani gülümsemeler pozitif bir hava veriyor. Evet, Smart'ı bu hafta size anlatmaya çalıştık Serkan'la. Dediğim gibi ilginç, farklı bir otomobil. Deneyin, bakın, eğlenceli bulacaksınız. Oh,